Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Bu senenin ilk fen yazısına hazır mısın Tonguç Herhalde? Hazır değilim hocam. Zaten o yüzden burası ve süper bir şekilde seninle beraber hazırlanacağız. Fenden en iyi notları hedefliyoruz evladım benim. Peki hangi konular var? Bir kere iki tane ünitemiz var. Sen zaten hatırlıyorsun mevsimler Evet hocam LGS'de de var. Aynen mevsimlerin oluşumunda. Hemen soru sana. 21 Haziran Türkiye'de hangi mevsimdir? Yaz mevsimi. Süper zekisin. Okullar Peki, tatil en sevdiğim. Peki Güney Amerika'da 21 Aralık hangi mevsimdir? Bizde ee, biz de kıyısı. Onlar da yaz. Harikasın. Süper süper süper. İşte bunları hatırlayacağız. Hemen arkasından DNA genetik kod ünitemizin sadece belli bir kısmına kadar zaten Milli Eğitim Bakanlığı Tonguç Eran Bey senaryoları ve örnek soruları yayınladı. Biz bunların hepsini teker teker inceliyoruz. Buna benzer sorular çözeceğiz mi hocam? Hepsini beraber çözeceğiz. Hatta buradaki senaryoların hepsine uygun biz de kendi içimizde bir yazılı provası hazırladık konu özeti hazırladık ve buradaki bütün örnek soruları teker teker inceledik ve bunlara benzer soruları da sana çözeceğim ve en iyi notlar hedefimiz diyorum. 100, Hadi, 100 hocam inşallah. LGS senesi sade, 100 sadece. Aynen. Bir de sadece e, okul yazıları değil bir de LGS'yi de tekrar etmiş olacağız burada arada Tonguç Erhan Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Mesela Tonguç Erhan Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği şey ilk konu mevsimler ve Ardından da DNA genetik kod değil mi? Şimdi ilk konumuzda mevsimlerin nasıl oluştuğuna bakacak olursak ne yapıyorduk? Güneş ışıklarının dünyaya geliş açısına bakıyorduk değil mi? Bak dünya üzerine güneş ışınlarının nasıl geldiğine dikkat edeceğiz. Ve buradaki geliş açıları eğer dik ise burada hangi mevsim oluşuyordu? Yaz. Harikasın. Eğer eğik açılarla gelirse hangi mevsim kış. oluşuyordu? Süpersin. İşte alt tarafta kış mevsimi, üst tarafta yaz mevsimi yaşandığını ve buranın da ekvator olduğunu net bir şekilde hatırlayacağız seninle beraber. Ve aynı zamanda Tonguç Ayman, DNA genetik kod ünitesine bakacak olursak da DNA'nın aslında yapısını teker teker incelememiz gerekiyor. Her sene sınavda çıkıyor. Mesela bak DNA'nın sarmal bir yapıda olduğunu. Saç örgüsü. Aynı zamanda DNA'nın bu şekilde birbirine dolandığını ve her bir taneciğin aslında bir nükleotit olduğunu ve bu nükleotitlerin birbirine nasıl bağlandığını teker teker göz önüne alacağız. Ve gerçekten zaten bunların hızlı bir özetini yapacağım seninle beraber. Ve çok hızlı jet hızlı özetini yaptıktan sonra seninle beraber nereye geçeceğiz sonuç biliyor musun? Ardından süper bir şekilde Milliyetin Bakanlığı'nın örnek yazılı sorusu benzerlerinin de olduğu yazılı programımıza geçeceğiz. Çok soru gerçekten hocam çok güzel sorular ya. çözeceğiz ve sınavda da en iyi notları hedefliyoruz diyorum ve fazla uzatmıyorum Tonguç Hemen kağıtlarımızı toparlayalım ve ardından hemen dersimize başlayalım evladım benim. Bir kere şunu hatırlatmak istiyorum. En büyük yardımcımız evladım benim. Yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz buradan çalışalım. Zaten biliyorsun yazılı kampımızda her gün farklı bir yazılı dersimizin videosuyla, provasıyla beraberiz seninle beraber. Ve bunları yaparken de yazılı notlarımızda tüm derslerde hatta sana sayfalarını söylemek istiyorum evladım benim. Fen kısmında sayfa 56'dan başlıyoruz. Sayfa 56'dan mevsimler, iklim, hava hareketleri ve kalıtımın sonuna kadar modifikasyonu, mutasyonu, çık çıkmayacak diye söylüyor bize arkadaşlar. Sayfa 67'ye kadar yapmanı istiyorum. Kim söylüyor dersen de Milliyetin Bakanlığı'nın senaryolarında. Milliyetin milletin yani Milliyetin Bakanlığı senaryolarını zaten söylüyor. Hangi konuların çıkacağı net bir şekilde belli. Ve yazılı denemelerinden de lütfen ama lütfen buradaki birinci dönem yazılı denemelerinden gerekli olan fen yazılı provalarını çözmeni bekliyorum. Fazla uzatmıyorum evladım. O zaman hadi bakalım konu özetimize başlayalım. İlk konumuz mevsimlerin oluşumu. Zaten bu konuda neyi hatırlamamız gerekiyordu? Dünya güneş etrafında bir dolanma hareketi yapıyor. Kendi ekseni etrafında bir dönme hareketi yapıyor. Ama mevsimler oluşturan şey aslında bu dolanma hareketiydi. Bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Aynı zamanda eksen eğikliği dediğimiz şey 23 derecelik bir eksen eğikliği vardı dünyanın ekseni. Dünya güneşe saygı duyuyordu. Ve bu 20, aynen 23 derecelik eksen eğikliği yüzünden dünya güneşe böyle kafasını eğmiş mi? Bu tarafta da ne yapıyordu aslında birazcık da poposunu daha, gösteriyor. Aynen, poposunu gösteriyor. Kendisi. Dolayısıyla dünyanın aslında e, yukarısı ve aşağısı olarak ikiye böldüğümüz zaman burası ekvator çizgisi, kuzey yarım küre ve güney yarım küre işte bundan kesin sınavda soru gelir ve bu noktaya aslında kuzey yarım küreye dik gelen ışınlar buradayken burada da güney yarım küreye dik geliyordu. Bu aşırı önemli. Bu nokta bizim için 21 Haziran'dı. Aşırı önemli. Güneş sol tarafındayken burası da 21 Aralık'ta Tonguç Eren Bey. 21 Aralık'ta Türkiye'de hangi mevsim yaşanır? Yaz. Yok artık. Ya, 21 Aralık. Pardon kış hocam. 21 Aralık'ta kış mevsim yaşanır. 21 Aralık'ta Arjantin'de yaz mevsimi. Ben yaşıyorum. kendimi Arjantinli gibi hissettim. Ne abi. alakası var. Şimdi 21 Haziran'da burada ise yaz mevsimi yaşanıyor bizim Türkiye'mizde değil mi? Peki bir de burada Tonguç 21 Mart var. Bir de 23 Eylül var. Bunlar da Ekinoks tarihleriydi. Bunlar da 12 saat gece 12 saat gündüz oluşuyordu. 21 Mart Türkiye'de hangi mevsim? İlkbahar. Süpersin. Peki 23 Eylül? Sonbahar. Harika. O zaman ilkbahar yaz sonbahar kış. İlkbahar yaz sonbahar kış. Hemen söyle bakalım. İlkbahar yaz sonbahar son son kış. İlkbahar yaz sonbahar kış. Bir daha söyle. İlkbahar yaz Sonbahar Kaç mevsim? Dört mevsim. Süper. İşte Hocam biz bunu bir de öğrenmişiz. Harika. Dört mevsim bu şekilde oluşuyor ve bunu oluştururken 23 derecelik bir eksene ektiğimiz ve dünyanın dolanma hareketi çok önemli. Güneş ışığının gelme açısıysa buradaki ana faktördü ne kadar dike yakın gelirse o kadar sıcak oluyordu. Ne kadar dike yakın gelirse gölge boyu o kadar? Ee, az. Az olur. Ne kadar eğik gelirse gölge boyu o kadar? Çok. Fazla olur. Fazla olur. O zaman dikte Az gölge boyu eğikte fazla gölge evet. boyu bulabileceğiz. Ve gece gündüz süresinde de 12 saat gece 12 saat gündüz alakalı şöyle grafikler vardır. Bak 12 saat gece 12 saat gündüz. Burada ise mesela e, şurası gece olsun. Ş Burada hangisi daha fazla? Gece mi gündüz mü daha fazla? E, altta gece daha fazla. Gece daha fazla. Burada peki Tonguç benim hangisi daha fazla? E, yine gece daha fazla. E, pardon onu yanlış çizdim özür dilerim. Şöyle yapalım o zaman. Hop böyle çizelim. Gündüz, daha, gündüz, gündüz fazla. daha fazla. Peki... O zaman bu mevsim için ne diyeceğiz biliyor musun? Bu yaz mevsimidir. Gündüzlerin fazla olduğu, gecelerin fazla olduğu da kış mevsimidir. Bunu çok iyi bileceğiz ve burada ise 12 saat gece, 12 saat gündüz ekinoks zamanıdır diyebileceğiz. Yani bu nokta ...ya ekvator üzerindedir ya da 21 Mart 23 Eylül tarihlerinden bir tanesidir diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Zaten burada gölge boyunun ne kadar fazla, gölge boyunun ne kadar az olduğunu görebiliyoruz diyoruz. Ve şimdi dünyanın tekrar gösterelim şunu hemen hatırlatmak istiyorum sana Tonguç Eren Bey. Burada hemen şöyle, ee, şöyle yapalım bak. Dünya üzerine, dünya üzerine dünya ya ne Dünya dönüyor. Aynen, dünya dönüyor değil mi? Dünya döndüğü zaman Tonguç'um, güneşten ışınlar geliyor. Güneşten gelen ışınlar evladım benim, şöyle şöyle geliyor bak. Şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle geliyor. Bu tarafına, dünyanın bak, şurası ekvator çizgisi. Hatta şöyle çizelim. Şuradan, şöyle. Hocam dönerken nasıl biliyorsunuz? Böyle mi? eğik ya birazcık. Hani bak ha. ekseni buradan, böyle kafası burası, ayakları da burası diyelim Tonguç'um. Eğik ya. Burada neresine daha dik geliyor evladım Kuzey mevcut, yarım küreye. Kuzey yarım küre dik geliyor. Burada ise aşağıya güney yarım ne geliyor Tonguç Eğik geliyor. Eğik geliyor. Eğik gelenlerde kış mevsimi yaşanırken e, dik gelenlerde yaz mevsimi yaşanır. En önemli şeylerden bir tanesi yazlar gece mi daha uzundur gündüz mü daha uzundur? Gündüz daha uzundur. Harikasın. Kışlar gece mi daha uzundur? Kış gücüm. geceleri daha uzun. Süpersin gece daha uzundur burada da diyoruz ve fazla uzatmıyorum ve hemen seninle beraber iklim ve hava ayarlarına başlayalım. İklim ve hava olaylarına bakacak olursak da temel farkı bu geniş bölge ve geniş zaman aralıkları. Bu ise dar bölge ve kısa zaman aralıkları. Mesela yarın yağmur yağacak nerede? İstanbul'da. Tak hava olayıdır bu. Meteoroloji bilimi inceler ve meteorologlar bununla ilgilenir. Meteorolog meteoroloji bilimle uğraşan bilim insanları aynı şekilde iklimle uğraşan bilim insanları klimatolog denir ve bunun bilimine de klimatoloji denir evladım benim. Peki iklim dediğimiz şey geniş bölgeler. Akdeniz bölgesi yazları Kuraktır, yazları sıcaktır. Ama mesela işte yarın e, İstanbul veya Kadıköy'de sis var. O zaman bu hava olayının içine giriyor diyoruz. Buradaki yağış çeşitlerine bakacak olursak da yağmur var. Aynı zamanda dolu var ve kar var. Bunlar bizim için bu eksi derecelerde yani sıfırın altındaki sıcakta olan bu ikisi. Bu ise sıfırın üstündeki sıcaklarda olan bir yağıştır. Ve bu e, kıra ve çiğ ise yeryüzüne yakın yerlerde oluşur. Kıra için yine e, negatif sıcaklıklar çiğ içinse aslında birazcık daha pozitif sıcaklar yağmur e, damlacıklarının belli cisimlerin üzerine gelmesi şeklinde düşünebiliriz. Peki Karadeniz iklimi işte yazları yağışlıdır. Karasal iklim işte yazları kuraktır ve benzeri bunlarsa iklim çeşitleridir ve geniş bölgelerde uzun zaman içerisinde ölçülen yani 50 yıllık 60 yıllık verilerle ölçülen değerlerde diyebiliriz. Rüzgarı da hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yatay yönlü hava hareketi diyeceğiz ve fazla uzatmıyorum hemen küresel iklim değişikliğine bakalım. Bununla alakalı LGS'de kesin soru geliyor ama yazılı da gelir mi gelmez mi bilemeyiz. Senaryolarımızda çok fazla yoktu ama çok basit bir şey aslında bu da küresel iklim değişti. Dünyanın en büyük tehdidi şu anda dünya e, yeryüzündeki sera gazları yüzünden sera etkisinin içerisine girmiş durumda ve bu sera gazları da işte karbondioksit, su buharı ve benzeri işte fosil yakıtların çok fazla yakılması bu bizi sera etkisine soktu ve küresel ısınmaya soktu. Yeryüzüne inen güneş ışınları tekrar uzaya geri dönemiyor ve tekrar e, atmosferin içerisinde hapsoluyor. İşte bu da küresel ısınmaya yol açıyor ve dünyanın sıcaklığı her geçen sene artıyor. Bu da e, küresel iklim değişikliğinin en önemli sebebi diyoruz ve Hadi bakalım senle beraber DNA ve genetik kod konusuna gelelim. Şimdi kromozom dediğimiz şey aslında DNA genetik kod içerisindeki en önemli yapılardan bir tanesi. Hemen kromozomun yapısını birazcık daha detaylı bakacak olursak da içinde DNA'lar var. DNA zincirleri var. Bu DNA'lar aslında kromozomun yapısındaki en önemli molekül DNA dediğimiz şey bizim şifrelerimiz. İşte kromozomun yapısına daha dikkatli incelediğimiz zaman DNA'ların içinde olduğu ve protein kılıfın içinde olduğunu görebiliyoruz. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa Kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Ve hemen seninle beraber DNA Genetik Kod konusuna bir giriş yapalım. Bir kere hücremizin içerisinde bir çekirdek vardır, hızlı özet yapıyoruz. E ee, çekirdeğin içerisinde de kromozomlar hücre bölünmesinden önce belirginleşir. Tonguç mozom. Kromozomların da yani tonguç mozom bravo diyorum sana. Kromozomların da içerisinde DNA'lar vardır. DNA'ların da içerisinde Tonguç Eylem genler vardır aslında. Genler DNA'nın görev birimidir. Çok önemli burası genetik mühendisi oradan geliyor. Genlerle ilgili bilim dalı ve aynı zamanda gen dediğimiz şeyse bizim özelliklerimizi, şifrelerimizi ya hangi göz rengi olacağımızı, hangi ten renginde, hangi saç şeklinde olacağımızı, kıvırcık mı, düz mü ve benzeri bunlar belirliyor diyoruz. Ve DNA'nın yapı taşlarına ise aynı binanın tuğlaları gibi DNA'nın yapı taşlarına ise nükleotit adını veriyoruz. Küçük küçük parçalar ve bunlar da dört çeşit olabiliyor. Adenin, timin, guanin ve stozin ve her bir nükleotidin içerisinde fosfat, şeker ve organik baz bulunuyor. Zaten deoksiriboz şekeri yüzünden biz DNA diyoruz. Deoksiriboz nükleik asitin kısaltması aslında bu. Deoksiriboz şekeri var içerisinde fosfat dediğimiz hatta P ile gösteririz unutmayalım. Paşa bahçe diye ezberliyorduk bunu. E, fosfat, şeker ve baz. Organik baz diyoruz. Organik bazda dört çeşitte adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere dört çeşit diyebiliriz. Peki bu organik bazlardan adeninle timin birbirine bağlanıyor, guanin ve sitozin birbirine bağlanıyor. Ne demek bu birbirine bağlanmak? Bir DNA molekülünde şöyle çizdiğimiz zaman... E, karşılıklı zincirler vardır ve bu birinci zincirse mesela bu ikinci zincirdir. Bunlar karşı karşıya geldikten sonra böyle birbirlerine dolanırlar. İşte bu dolanma hareketi sırasında hatta şöyle göstermek istiyorum burada hemen bakalım senle beraber. DNA'nın yapısını incelediğimiz zaman karşılıklı zincirler birbirlerine bağlanırlar. Bu karşılıklı zincirlerin birbirine bağlanması da şöyle duyduktan sonra bunlar böyle birbirlerinin üzerine bağlanıyorlar. Ve dolanıyorlar saç örgüsü gibi. Aynı şekilde burada da mesela saç örgüsü gibi birbirine bağlanmışlar. Bu bağlantıların kurulurken işte buradaki molekül bizim için aslında hemen şunu bir durduralım bakalım. Şuradaki şeyi bizi durduralım. Buradaki molekül adeninse adeninse bu da timin oluyor. Buradaki molekül guaninse nükleotit daha doğrusu bu sitozin oluyor. E guaninse sitozin oluyor. Sitozinse guanin oluyor. Timinse adenin oluyor. E timinse adenin oluyor. Çeklinde birbirlerine bağlanıyorlar bunlar. İşte bu şekilde de hareket ediyorlar diyoruz ve hemen burada hemen şunları tekrar edecek olursak paşa bahçe nükleotit yapısı aynı zamanda bunlardan en büyüğü kromozom Kromozom, büyüktür DNA, büyüktür gen, büyüktür de nükleotit, kedi geni şeklinde bunu aklımızda tutabiliriz. En e, karmaşık bu, en de basit e, nükleotittir diyebiliriz. Peki, hemen şimdi seninle beraber DNA'nın kendine işlemesine başlayalım. DNA'nın kendine işlemesinde anahtar bir kavram var. Aslında DNA'larımız her bir şifremizi, her bir özelliğimizi içinde barındıran bir hard disk gibi düşünebiliriz aslında ve bilgisayarımızın hard diski olan bu DNA'larımızın bir fermuar gibi açıldığını düşünelim. Bu fermuarla açıldıktan sonra karşılarına uygun olan uygun olan nükleotit dizilimleri gelip yeni DNA'lara dönüşüyor. Yani bu eski DNA'mızı, bu orijinal DNA'mızdı. Sonra bu fermuar açıldı. Sonra bunların karşısına uygun olan nükleotitler geldi ve burada iki tane yeni DNA oluştu. Bu DNA'ların, bu iki yeni DNA'nın birer zincirleri eski zincir, birer zincirleri yeni oluşan zincirler diye düşünebiliriz. Yani bir eski bir yeni şeklinde düşünebiliriz. DNA'nın buradaki e, soldaki zinciri burada duruyorken sağdaki zinciri buraya geliyor ve bu İkisi de aslında birbirleriyle aynısının tıpkısı DNA oluşturuyorlar. Hatta hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir e, yapı çizecek olursak da şöyle DNA'mızı çizelim. Şöyle açılıyor fermuar gibi. Tabi dolanmış şekilde çizmiyorum. Mesela bunun üzerindeki kod dizilimi A, e, G, e, C diyelim mesela. Bunun karşısına gelen şeyler nedir evladım benim? Timi. Harika, Stozin. harika, Guani. harika. Harikasın. Dolayısıyla timin, stözin ve guanin şeklinde sıralamasını yaptık. Şimdi bu açıldığı zaman burada yine A, G, C olacak. Burada ise T, e, C ve G olacak. Şimdi bunlara uygun nükleotitler geldiği zaman buna, buraya T gelecek. Hatta bunları da kırmızıyla çizelim seninle beraber. Kırmızıyla çizelim. Dur bakalım. Buraya T gelecek. Buraya C gelecek. Buraya G gelecek. Aynı şekilde bunun karşısında uygun nükleotitler A... G, C gelecek. Ve dikkat et bu yeni bir DNA bu da yeni bir DNA oluşacak. Bunlar yeşiller orijinal DNA eski DNA'ydı. Bu kırmızılarsa yeni DNA zincirleri ve dikkat eder misin hepsi birbirle aynı. A, G, C, T, C, G, A, G, C, T, G, C, T, C, G şeklinde sıralanıyor. Bu önemli neden? Çünkü Milliyetin Bakanlığı örnek sorularında da vardı bu. DNA eşlenmesi konusu LGS'de de en fazla çıkan konulardan bir tanesi diyorum ve en önemli konumuza geliyorum. Yani bu sınavda en fazla soru sorunun geleceğini düşündüğümüz hatta örnek sorularda da en fazla sorunun olduğu ...kalıtım konusu. Kalıtımın babası kimdir? Mendel. Harikasın, Mendel. Dolayısıyla Mendel kalıtımın babası olarak tarihe geçmiş. Bezelyelerle bazı deneyler yapmış. İşte bezelyelerin görünür özellikleri çok fazla uzun olabiliyor, kısa olabiliyor. İşte e, çişkin, dar olabiliyor. Sarı bezelye, yeşil bezelye olabiliyor. Ve bunların her birisinin özelliklerine göre birbirleriyle çiftleştirmelerini yapmışlar. Ve Mendel deneyinde... Bak bir kere... Mender'in ana kabulleri var. Kalıtımla ilgili temel kavramlar. Baskın gen büyük harfle gösterilir. Çekinik gen küçük harfle gösterilir de bunu herkes biliyor. Saf döl dediğimiz şey iki tane baskın genin veya iki tane çekinik genin yan yana gelmiş haldir. Çünkü her insan veya her birey veya her hayvan her bitki fark etmez. Biri annesinden gelen biri babasından gelen homolog kromozom çifti tarafından özellikleri ortaya çıkar. Dolayısıyla sen kendi karakterini görmek istiyorsan iki tane harf yazmalısın. Ya böyle böyle ya böyle böyle ya da böyle böyle yiyeceksin. Yani büyük 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 küçük 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 şeklinde senin mesela göz rengin bu üçünden bir tanesi olabilir. Bunlara biz saf diyoruz. Buna ise melez diyoruz. Melez döl diyoruz. Ve bu saf baskın bu saf döl çekinik olarak da adlandırılabiliyor. Bunların dış görünüşlerine biz fenotip diyoruz. Bunların dış yapılarına bu yazdığım ifadeler ise genotip yani genlerinin yapısı adını veriyoruz. Mendel yaptığı ilk deney şuydu. Anne ve baba, anne baba nasıl gösteririz? Mesela bu anne ise bu da baba oluyor. Anne baba çiftleşiyorlar. Anne baba çiftleştiği zaman diyor ki Mendel, saf döl iki anne baba aldım diyor ve bunlar farklı özellikte saf döller. Bir tanesi küçük a küçük a, bir tanesi büyük a büyük a. Ve bunları çiftleştirdiğim zaman diyor Mendel, çok enteresan. İlk kuşakta hatta ilk kuşağı F1 döl diyor. Ne çıkar? Hemen bunları hesaplayabilmek için kolay bir yöntemimiz vardı. O da Punet karesiydi. Şöyle bir kare çiziyorduk ve buraya anneyi yazıyorduk veya babayı yazıyorduk. Buraya babayı yazdım. Buraya da anneyi yazıyorum ve bunları çiftleştirdiğim zaman bununla bu yan yana geliyor. Bununla bu yan yana geliyor. Hep büyük harf başa gelir. Bununla bu yan yana geliyor. Bununla bu yan yana geliyor, bu yan yana geliyor. ve sonuçta oluşan çocukların hepsi büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A. Yani hepsi yüzde yüz, yüzde yüz melez çıkıyor diyebiliriz. Yüzde yüz melez ve yüzde yüz, yüzde yüz hangi özelliğe göre ise mesela sarı diyelim. Sarı çıkıyor diyebiliriz. Yüzde yüz sarı fenotipte diyebiliriz. Sonrasında bunları çiftleştirdiğinde ise yani iki tane melez bile çiftleştirdiğinde çok enteresan bir sonuç çıkıyor. Bu aşırı önemli sınavda bu çıkar. E, bu ikisini çiftleştirdiği zaman hatta şöyle yapalım. Hop 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 hop. A, A şeklinde yazdıktan sonra büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A çıkıyor. Yani burada büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, melez, büyük A, küçük A, melez, küçük A, küçük A, saf döl. Saf döl yüzde saf melez yüzde diyoruz ama dikkat edelim bu üçü de yüzde 75 oranında sarı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü baskın gen çekinik gene ezer, baskın gen çekinik gene ezer, baskın gen çekinik gene ezer ama bu ise Yeşil bezelyedir o zaman 4 çocuktan 3 tanesi sarı bir tanesi ise hatta şöyle gösterelim bir tanesi ise yeşil oluyor diyoruz bu aşırı önemli Yüzde %75 %75'e 25 oranında karşımıza çıkabilir diyorum ve mendel deneyini çok iyi bilmemiz gerekiyor ve olabilecek şeylerde sorular şöyle geliyor bu arada... E, i̇ki tane e, birey çiftleşti ama çocukları onlardan farklı çıkıyor. Mesela iki tane kahverengi gözlü insan çiftleşti çocuğu mavi gözü çıkarsa o zaman aslında kahverengi gözlü insanların melez olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunların çiftleşmesi sonucunda şöyle bir şeyin çıkması olasılığı bu ikisinin aslında küçüklerinin gelmesi. Demek ki bunların küçükleri varmış. Bu küçükler varsa da bunlar kesin melezdir diye bununla alakalı bir örnek sorusu vardı. Şimdi zaten beraber çözeceğiz diyorum ve fazla uzatmayalım. Şimdi sorulara geçiyoruz. Sorulara başlayacağız. Teker teker senle beraber Tonguç Eren Bey'im. Soruları teker teker örnek yazı sorusu benzerlerini ve benzeri de çözeceğiz. Çok güzel bir yazılı prova hazırladık. Çok hızlı jet hızlı bir tekrar yaptık. Senle beraber biliyorsun kamp programımıza uygun bir şekilde gün gün bütün derslerimizi yayınlıyoruz evladım benim. Aynı zamanda çok güzel bir duyurum da var sana. Ee, burada bu dersimizin sonunda Meydan okuma testimiz aslında yazılı meydan okuması yazılı meydan okumasımızda e, tats uygulamasından seni bekliyoruz bu dersimizin sonundan e, hemen yazılı meydan okumasına yönlendirme yapacağız ve şunu da söylemek istiyorum en büyük yardımcılarımız yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz burada hemen sana fendeki çalışman gereken kısımlar sayfa 56'dan başlıyorsun yazılı notlarından sayfa 56'dan Tonguç Eren bir modifikasyon falan filan çıkmayacak gibi gözüküyor. Sayfa 67'ye kadar akraba evliliği dahil olmak üzere buraya kadar çalışıyorsun diyoruz ve yazılı denemelerinden de yazılı provalarını mutlaka çözüyorsun fenle alakalı. Aynı zamanda bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu şampiyon paketi alan arkadaşlarımıza da yazılı denemeleri ve yazılı notları yanında hediye olarak geliyor. Şampiyon pakette bütün sene LGS ve 8. sınıfı dair tüm kitaplar bu setimizin içerisinde 11 tane kitabı var. Şampiyon paketin onu da hatırlat istiyorum diyorum ve hemen dersimize sorularımıza başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şu. Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ilkbahar mevsimlerinin yaşandığı aralıkları sırasıyla yazınız demiş. Şimdi kuzey yarımküre dediğimiz şey hemen Türkiye'miz aklımıza gelecek. Ekvator, Türkiye'miz kuzey yarımküredeydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz zaten hangi mevsimde, hangi ayda hangi mevsimin yaşandığını biliyoruz. Haziran bizim için nedir? Yaz mevsimidir. Dolayısıyla 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül bunların Türkiye'ye göre ne olduğunu biliyoruz. Kuzey yarım kış yaşanan mevsim, yani Türkiye'mizde kış yaşanan mevsim 21 Aralık'tır diyebiliriz. 21 Aralık bizim için kış mevsimi olduğu için 3 ve 2'de kış mevsimi yaşanır. Kuzey yarım kürede, Kuzey yarım kürede 2 ve 3'te kış mevsimi yaşanır. Çünkü neydi kış mevsimi? Aralık, Ocak, Şubat'tı. Bizim için kış mevsimi bu ise eğer. Burada ve burada kış mevsimi yaşanır. Bu aralıklarda kış mevsimi bulunur diyebiliriz. Güney yarım kürede demiş ilkbahar mevsimi. Şimdi bir kere e, bizim için Türkiye için ilkbahar mevsimi 21 Mart'tır. Güney yarım küre için de tam tersidir 23 Eylül'dür. Dolayısıyla burada aslında onlar için ilkbahar mevsimi. Arjantin için işte sallıyorum Brezilya için, Avustralya için, Güney Afrika için. Burada yani... 1 ve ikinci aralıklarda ise 1 ve ikinci aralıklarda onlar da e, ilk bar mevsimlerinin yaşandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki geldik. Dünyanın güneş etrafında konuları aşağıdaki modelle gösterilmişti demiş. Meb örnek yazılı sorusu benzerine. Türkiye'de bundan bir ağacın her ayın ilk günü öğle vaktinde oluşan gölgelerinin boyu ölçülecekti demiş. Saat 12'de demek istiyor aslında öğle vaktinde. Ve buna göre dünya D konumundan A konumuna geçerken yapılan ölçümün grafiğini çiziniz demiş. Şimdi D'den A'ya gidiyoruz. Hemen şunları hatırlayalım. 21 Haziran 21 Haziran, 21 Aralık, on sonra 21 Mart, Mart ve 23 Eylül hemen bunları yazdım bir kere. Şimdi dünya saat yönünün tersine dolanıyor dünya güneş etrafında bir kere onu hatırlayacağız. E, bu dolanma hareketini hatırlayacağız. Sonra diyor ki Türkiye'de bulunan bir ağaç. O zaman biz neden bahsediyoruz? Türkiye olduğu için kuzey yarım küremizden bahsediyoruz. Kuzey yarım kürede olan bir ağaç. Ee, her ayın ilk günü öğle vaktinde ve D'den A'ya giderken D'den A'ya yani biz burada aslında Mart ayından Haziran ayına doğru gidiyoruz. Haziran ayında e, hangi mevsim yaşanır evladım benim Türkiye'de? Yaz mevsimi hocam. Harikasın yaz mevsimi. Dolayısıyla Yaza doğru giderken burada en uzun gündüze doğru gidiyoruz aslında. 21 Haziran bizim için en uzun gündüzdür. Ve en dik açıyla gelir. Çünkü yazın en cafcaflı zamanıdır. En dik açıyla gelir aslında güneş e, Türkiye'mize şeklinde düşüneceğiz. En dik açıyla geldiği zaman ne kadar dik olursa o kadar az gölge boyu diyeceğiz. Az gigabyte gibi aslında. Az gölge boyu diyeceğiz. Ne kadar dik açıyla gelirse. O zaman burada en az gölge boyu olacak. Burada ise daha fazla gölge boyu olmak zorunda. Diyor ki bize e, buna göre ö, öğlen vaktinde gölgelerin boyu ölçülecekse o zaman şöyle diyeceğiz. Gölge boyu gölge boyu e, D'den A'ya doğru gittikçe burada D'den A'ya doğru giden bir şeyden bahsediyoruz aslında. Burada ne yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle bir birazcık çıkalım. Hemen D'den A'ya doğru giderken gölge boyumuz fazlaydı ama burada azalacak. Neden azalacak? Neden azalacak? Çünkü A noktasında gölge boyu en az olmak zorunda. Sonra ne olur peki? en uzun gündüz yaşandıktan sonra en dik aşıyla geldikten sonra tekrar artmaya başlayacak gölge boyumuzu unutmayalım. A'dan B'ye doğru giderken mesela A'dan B'yi de isteseydi yine, gölge boyu artacak diyecek. Ama bize D ile A arası için gölge boyunun azaldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla alakalı MEB örnek sorusu vardı ve bunun benzerini beraber çözdük. Çok dikkat edin bunun gibi sorular gelebilir karşımıza. Dünya üzerinde K ve L şehirlerinde yılın birbirini takip eden aynı tarihlerindeki gece gündüz süreleri aşağıdaki grafikte gösterilmiş demiş. Hemen bakıyorum. K şehri, L şehri tamam. Burada ikinci günde çok dikkat edelim. Gece gündüz süreleri gece buymuş, gündüz buymuş. Gündüz mavi, gece sarı demiş. Aslında tam tersi olması gerekiyor ama olsun bir şey olmaz. 12 saat gece, 12 saat gündüz. İşte burası bizim için ekinoks zamanıdır. Burada da ekinoks zamanıdır. Tamam. Grafikte ikinci gün 21 Mart tarihi olduğuna göre. Zaten Ekinoks neydi? 21 Mart ve... 23 Eylül. Harikasın 23 Eylül'dü. 23 Eylül ve 20 Mart Ekinoks zamanları ve 12 saat gece 12 saat gündüzdü. Tamam. KVL şehrinin bulunduğu yarım kiloyla yazınız demiş. Şimdi bir kere burada e, bu arkadaşın gündüzü uzundu. Kısalmış kısalmış. Gündüzler kısalıyor Gündüzler 21 Mart tarihinde 12 saat geliyor 12 saat gündüz ama 21 Mart'tan ilerledikçe hatta şöyle hatırlayalım e, şeyleri zamanlarımızı 21 e, Mart sonra 21 e, Haziran geliyor sonra 23 Eylül geliyor sonra da 21 Aralık geliyor sonra tekrar 21 Mart geliyor. Şimdi 21 Mart tarihinden önce 21 Aralık vardır aslında. Peki şimdi biz ikinci gün buradaysak ikinci günde 12 saat gece 12 saat gündüz. Burada ne olmuş? Geceler uzamaya başlamış. Yani biz kışa doğru gidiyoruz. Geceler uzamaya başladıysa gündüzler kısalıyorsa o zaman biz kışa doğru gidiyoruz. Yani böyle ilerledikçe kışa doğru gidiyoruz. Ha, enteresan. Peki buraya bakalım. Burası 21 Mart'sa 21 Mart'tan sonra ne gelir? 21 Haziran gelir. E, 21 Haziran bizim için yazdır. Bu niye kışa doğru gidiyor? Demek ki ters bir adam bu. Hangi ters bir adam? Güney yarım küre adamı bu. Çünkü 21 Haziran güney yarım kış mevsimi. Çünkü kışa doğru gidiyor. Burada neye doğru gidiyor? Gündüzler uzuyor bak. Bu gündüz bu kadardı. Bu kadar. Sonra bu kadar. Gündüzler uzuyor. O yüzden yaza doğru gitmesi gerekiyor. Yaza doğru giden arkadaşsa 21 Mart'tan 21 Haziran'a doğru giderken yaza doğru giden kim vardır? Tabii ki kuzey yarım küredeki arkadaş vardır. O zaman diyorum ki L için kuzey yarım küre. E, K içinse güney yarım küre diyoruz cevabımız için. Peki geldik hemen aşağıda dünyanın güneş etrafındaki hareketini sürdürürken Şubat ayındaki konumu verilmiştir demiş. Şubat ayında tamam buna göre konumlara gösterilen K ve hangi yağış oluşma ihtimali daha fazla? Bir kere Şubat ayı için Şubat ayı için burası zaten 21 Aralık'tı. Aralık'tı tam eğer burada olsaydı e, dünyamız burası burası da 21 Mart'tı diye söylüyoruz. Şimdi e, Şubat ayında biz hangi mevsime işe hazırlanmışız? Kış mevsimi. Harika kış mevsimi. Dolayısıyla K Türkiye gibi düşünürsek çünkü Kuzey Yarımkürede dikkat ettiysen... ...kış mevsimi yaşanırsa Şubat ayında kar yağış ihtimali daha fazla. O zaman hangi yağış oluşma ihtimali daha fazla demiş? K Türkiye gibi Kuzey yarım Yarımkürede olduğu için kar yağışı veya dolu yağışı ihtimali daha fazla... Peki L için ne söyleriz? L içinse Şubat ayında bizim tam tersi olan yaz mevsimini yaşarlar. Dolayısıyla yaz mevsiminde bu arkadaşlar için yağmur yağma ihtimali daha fazladır yağış olarak. Çünkü kar yağmaz sıfırın altında sıcaklık olmadığı için diyoruz ve hemen numaralandırılan yapıların adlarını yazıp basitten karmaşa doğru sıralayınız demiş bize. Şimdi bunun hemen ne olduğunu söyleyebiliriz. Kromozom. Harika kromozom olduğunu söyleyebiliriz. Hemen birinin ne olduğunu söyleyebiliriz. DNA hocam. Harika DNA. Bak bu çift zincirli yapı saç örgüsü aynı zamanda X gibi büyük yapı DNA'nın da içinde olduğu daha kompleks yapı. E, DNA'nın belli parçalarına biz gen adı veriyorduk ve DNA'nın yapı taşlarına ise nükleotit adını veya tit fark etmez adını veriyorduk. Şimdi basitten karmaşa doğru sıralayınız demiş basit olan şey 2, sonrasında 3, e, sonrasında e, bir sonrasında da 4 en karmaşık olan da kromozomdur diyebiliriz. Ve hemen geldik yeni sorumuza. DNA yapı birimine ait verilen görseldeki kısımların adlarını yazınız demiş. DNA'nın yapı birimi neydi Tonguç Eren Bey? Nükleotit. Harikasın nükleotit. Bu nükleotit bak iki tane nükleotit karşı karşıya gelmiş burada. Şimdi bu yapı biriminde... Bu neydi evladım benim? Fosfat. Harikasın, fosfat diyoruz. O zaman C için fosfat adını söylüyoruz. Bravo diyorum sana. E, bu e, şeker de hatırlıyorsak deoksiriboz şekeriydi ve e, ne demişti? Gösterek kısmın adını yazınız demiş. Evet buraya da deoksiriboz şekeri, deoksi riboz şekeri veya sadece şeker yazsak da olur e, şekeri. Ve buraya bir şey yazamayız. Burası aslında dikkat edin bunun nükleotidin tam tersi hali. Burası fosfat, burası şeker, burası da organik baz. Bu organik baz hangi baz bilemeyiz ama bunun organik baz olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Nükleotide ismini veren yapı hangisi demiş. Nükleotide ismini veren yapı fosfat veya şeker değildir. Çünkü her nükleotide aynıdır zaten bunlar. Ama burası eğer adeninse Adenin ise adenin nükleotidi oluyor. Eğer burası timinse, timin ise timin nükleotidi oluyor. Guanin ise guanin nükleotidi Dolayısıyla organik baz nükleotide ismini veren yapıdır. A şeklinde cevaplayabiliriz. Hemen geldik. MEB örnek yazılı sorusu benzerine. A ve B zincirlerinden oluşan bir DNA'nın kendini hatası seçerek oluşturduğu birinci zincir A zincirinin karşısına ikinci zincir B zincirinin karşısına gelmektir demiş. Tamam. Ee, bir ve iki zincirleri demek ki A ve B zincirlerinin karşısına gelmiş. Oluşan DNA mümkün nükleot yazınız demiş. Şimdi bir kere bir kere iki DNA'da birbirle aynı olmak zorunda. ve birbirle aynı olmak zorundaysa bu zaten A zinciriydi. A zinciriydi. Bunun karşısında T gelir, G gelir, A gelir. Aynı zamanda bunun karşısına C gelir, C gelir ve T gelir. Dolayısıyla A zincirinin yapısını çizdiğimiz zaman T, G, A C, C, T şeklinde sıralamasını yapabiliriz A zincirinin. Peki aynı şekilde B zincirine baktığımız zamansa e, bunun karşısına A gelir, bunun karşısına C, bunun karşısına T, bunun karşısına G, G ve A gelir diyebiliriz. O zaman B zincirinin yapısı da e, A, C, e, T ve G, G, A şeklinde sıralanabilir diyoruz. Dolayısıyla A ve B e, zincirlerinin yapısı TGACCT bu da ACT ve GGA zaten birbirleri eşleşiyor bir ve ikinci zincirin aslında nasıl birbirle eşleştiği gibi ve şunu unutmayalım burada oluşan iki DNA'lı birbiri aynı ACT TGA ACT TGA CCT GGA CCT GGA yani aynı ikiz DNA'lı oluşuyor diyebiliriz peki geldik hemen DNA'nın kendi eşleme sonucu oluşan hangi zincirlerin nükleot dizilimi aynıdır demiş şimdi A zincirinin karşısına birinci zincir geliyormuş. B zincirinin karşısına ikinci zincir geliyormuş. Çok dikkat edelim. E aslında A ve B karşı karşıya geliyordu. A ve B karşı karşıya geliyorken biz bunların arasına ayırdıysak biz bunları aslında eşleyecek şekilde ayırmamız gerekiyor. Yani şu A'nın karşısına gelen B'ydi ama şimdi A'nın karşısına gelmiş bir gelmiş. O zaman B ile bir aynıdır. Aynı şekilde B'nin karşısına A geliyordu ama şimdi gelmiş 2 gelmiş. O zaman 2 e, ile A aynıdır. Oluşan zincirle nükleotit dizilimi aynıdır dediği şey B ile B ile 1 A ile 2 aynı nükleotit dizilimine sahiptir diyoruz ve hemen geldik kalıtım sorularımıza. En önemlileri bunlar acayip önemli diyoruz. Hemen bakalım. Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir. Baskın baskın alel zaten biliyoruz. Çekinik alel ise baskın bir alelle bulunduğunda fenotipte etkisini göstermeyen alelleri denir. E, baskın ve çekinik zaten bize tanımlamış. Şimdi sorun ne? Bezelyelerde bir karaktere ait özellik çarpazanlığına oluşan F1 dörü yani birinci kuşak e, çocukların özelliği aşağıda verilmiş demiş. F1 dörü dediğimiz şey birinci kuşak çocuklar demek aslında. Şimdi yanda çiçek yanda çiçek ikisini çaprazlamış yani çiftleştirmiş iki tane bezelyeyi sonuçta uçta çiçek çıkmış. Yani F1 bölü uçta çiçek çıkmış. O zaman şöyle düşüneceğiz. İki tane yanda çiçeği çaprazlayıp nasıl uçta çiçek çıkar? Şimdi buradaki temel mantık şu. İki tane kahverengözlü e, anne babanın e, çocuğunun mavi gözlü olması gibi. Öyle bir şey olmaz diyorsun. Halbuki eğer bu ikisi de e, melez karakterdeyse yani... Hemen yazayım. Büyük A küçük a, büyük A küçük a ise bunların çocukları, bunların çocukları aslında küçük a küçük a yani uçta çiçek şeklinde hiç beklenmedik bir sonuç da gelebilir. O da dörtte bir olasılıktır, yani yüzde yirmi beş olasılıktır. Çünkü bu ikisinin çaprazlaması sonucunda şu genotipte bireyler oluşur. E hatta e, şöyle ya böyle ya böyle e, ya da bu şekilde. Bunlardan bir tanesi düşük ihtimalle olabilir. Dolayısıyla baskın ve çekinik karakter hangisidir dediğim zaman şimdi iki baskının çocuğu çekinik olabilirken iki çekinikin çocuğu asla baskın olamaz. İki çekinik olsaydı eğer bunlar şöyle olsaydı küçük a küçük a küçük a küçük a olsaydı bütün çocuklar küçük a küçük a olurdu. Hiçbir şansı yoktu. Dolayısıyla burada İki tane çekinikten bahsedemeyiz. İki tane tam baskından bahsedebilmeyiz. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A çaprazı saydık. O zaman bütün çocuklar büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A olacaktı. Dolayısıyla bütün olabilecek seçeneklerde en doğrusu eğer böyle garip bir çocuk çıktıysa yani kahverin gözlerinin çocuğu mavi çıktıysa garip derken beklenmedik bir sonuç çıktıysa diyeceğiz ki ikisi de melezdi. Baskın karakter o zaman ne diyeceğiz? Yanda çiçek. Yanda çiçek, yanda çiçek baskındı ee, ve bunlar baskın karakter, çekinik karakterin etkisini yok etmişti, göstermiyordu. Ee, uçta çiçekte aslında bizim için çekinikti, çekinikti ve sonrasında. Bu iki tane melez birleşince uçta çiçek ortaya çıktı diyoruz. Verilen bezelyenin genotipini yazınız. Hemen yazıyorum. Büyük A küçük a, büyük A küçük a. Bunlar bu K'nin genotipi, bu L'nin genotipi, M'nin genotipi de küçük a küçük a şeklinde söyleyebiliriz. Bu aşırı önemli bir soru. Bununla alakalı soru gelme ihtimali var. Dolayısıyla beklenmedik bir sonuçta ikisinin de melez olduğunu bileceğiz anne babanın. Dikkat. Bu fırsat 2011 tayfayı yakından ilgilendirmektedir. 8. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, 1. dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Hemen bir sorumuz var. Aşağıdaki soruları aynı özelliğe sahip fakat farklı fenotip gösteren iki saf bezelye bitkisinin çaprazlanması üzerinden cevaplayınız demiş. Ha, aynı özelliğe sahip fakat farklı fenotip gösteren iki saf bezelye. Yani saf bezel nasıl yapılır? Ya budur ya da budur. Aynı özelliğe sahip ama iki farklı fenotip gösteriyor. İşte bu ikisi aslında birisi anne birisi baba olmak zorunda. Farklı fenotipler olduğu için böyle olmak zorunda. Ve saf olduğu için de ikisinin de aynı büyüklükte olması gerekiyor. Çaprazlama bezellerinin genotiplerini belirleyiniz ve bu çaprazlamayı gösteriniz demiş. Hemen yazıyorum. Büyük A büyük A ile küçük A küçük A çaprazlanır. Ve bunların çaprazlama sonucunda hemen punet karemizi yazacak olursak da. Küçük A küçük A diyorum. Hemen bunların çaprazlama sonucunda büyük A küçük A, büyük A küçük A, ee, büyük A küçük A, büyük A küçük A. O zaman bütün çocuklar e, aslında melez çıktı diye biz F1 dörlü diyorum. Hatta birinci kuşak diyorum. Ve bütün çocukların melez dört tane çocuk olur. Dördünün de melez olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yüzde yüz melez deriz. Ee, bu e, sorunun cevabı. Çaprazlamanın sonucunda çekinik karakterin fenotipte ortaya çıkma olasılığını yazınız. Sıfır. Yüzde sıfır. yani imkansız. Neden? Çünkü e, bunların çocukları asla çekinik karakteri ortaya çıkartamaz. Bunların çocukları hepsi melez çıkar. Hiçbir zaman küçük ağa küçük ağa bir çocuk çıkamaz bu ikisinden. Çaprazlama sonucunda baskın karakterin fenotipte ortaya çıkma olasılığını yazınız. Yüzde yüz. Yani hepsi melez olduğu için e, kesin, kesin baskın karakter ortaya çıkacaktır diyoruz. Zaten büyük küçük a baskın karakter ortaya çıkması demek. Yani e, mesela bu sarı bir bezelye olsun, bu da yeşil bezelye olsun, e, yeşil bir bezelye olsun. Şimdi bu sarı, bu yeşil, ikisi de saf Çiftleştiği zaman bütün hepsi yüzde yüzü sarı çıkacak. ...ve e, çaprazın ucunda baskın karakterin fenotipte ortaya çıkma olasılığı zaten hepsi sarı. O yüzden yüzde yüz sarı, yüzde yüz çıkacak. Hiç yeşil birey çıkıyor mu evladım? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Dolayısıyla burada imkansız diyoruz çekonik karakterin fenotipte ortaya çıkması. Hemen geldik. Kıvırcık saçlı bir anne ile kıvırcık saçlı bir babanın düz saçlı çocukları varsa... E, ...doğacak diğer çocukların düz saçlı olma ihtimalini hesaplayız Şimdi Bir kere... E, bir anneli bir babanın e, hemen genotiplerini yazalım. Kıvırcık saçlı bir anneyle kıvırcık saçlı bir baba. Düz saçlı çocukları varsa demiş. Dolayısıyla kıvırcık saç gene daha baskın olduğu için annenin ve babanın bu büyük r olması gerekiyor ama iki tane gerekiyor anne babayı oluşturabilmesi için. E çocukları şöyle çıkmış. Düz saç geninde çıkmış. O zaman küçük r küçük r çıkmış. O zaman bunda da bunda da küçük r vardır. Çünkü bu çocuğun oluşabilmesi için düz saçlı bir çocuğun oluşabilmesi yani dediğim gibi beklenmedik bir sonuç. Kıvırcık 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 olması gerekiyor ama böyle be beklenmedik bir düz saçlı bir çocuk doğarsa ...diyeceğiz ki o zaman kardeşim sende de sende de böyle bir çekinik karakter var. ...genotipinizde. Diyor ki bize... ...diğer çocuğun düz saçlı olma ihtimalini hesaplayın demiş. Şimdi bununla bunu çaprazladığım zaman... ...çaprazladığım zaman... ...hemen böyle yapalım. İlk çocuğun hiçbir önemi yok bu arada. Ee, bunların çocukları... ...ya büyük R, büyük re, ...ya büyük R, küçük R... ...büyük R, küçük ve küçük R, olur. Bunu nasıl yaptım ben? Hemen punet karımı çizdim. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R... ...bunları çiftleştirdiğim zaman... ...bu şekilde... Ee, ...bu şekilde çocukların hepsine ulaşmış oldum. İşte bu dört tane çocuktan bir tanesi olacak. Bunun ilkinin düz, işte kıvırcık ne olduğunu hiçbir önemi yok. İkinci çocuk kendi içine değerlendirilir. Dolayısıyla e, burada bu çocuğun, diğer çocuğun düz saçlı olma olasılığı... ...her zaman, e, her çocuk için ayrı hesaplanır. O da yüzde yirmi Yani dört çocuktan bir tanesi düz saç çıkar. Diğer yüzde yetmiş ise... Ee, kıvırcık saçlı çıkar diyoruz Aynı mesela e, bir anne babanın 4 e, tane çocuğu varmış Hepsi kızmış Bir sonraki çocuğun erkek olma ihtimali nedir evladım benim %100 olur Hayır niye %100 olsun evladım benim %100 değil Çünkü o kızlar olmuş bitmiş geçmiş Artık çocuğun erkek Veya kız olma ihtimali normal Hayatta nedirse ona göre cevaplayacaksın O da %50'dir bir çocuğun kız veya erkek olma ihtimali yüzde ellidir nettir bu. Hiçbir zaman işte 500 tane çocuğu kız olsun 501. çocuğu ne olacak yine kız mı? Hayır öyle bir şey yok. Yine %50 şansı var. Yüzde şansından e, kızı değerlendirmiş diye düşünebilirsin. Şimdi geldik birkaç tane test sorusu çözüp hemen dersimizi bitiriyoruz. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir demiş. Tamam. Buna göre 21 Aralık'ta aynı miktarda güneş ışınlarının ABC bölgelerinde yayıldığı alanların büyüklük sıralaması aşağı hangisi gibi olur demiş. Şimdi bir kere e, 21 Haziran konumunu vermiş bize. Dünyanın solundayız. Eyvallah. 21 Haziran'da yengeç dönencesine saat 12'de dik gelirdi ve çok dikkat ederim. Güneş ışınlarının yayıldığı alanların büyüklükleri bir kere e, güneş ışınları dik açıyla gelirse daha az yayılır ve daha küçük bir alanı aslında daha az yayılır ve daha küçük bir alanı daha sıcak yapar. Ama eğik açılarla geldiği zaman, eğik açılarla geldiği zaman daha geniş bir alanı aslında bizim için tarar ve daha az ısıtır. O zaman e, ne kadar büyükse alan o kadar soğuktur şeklinde söyleyebiliriz. 21 Aralık'ta, 21 Aralık'ta neresi soğuktur dersek tabii ki A daha soğuktur. Burada 21 Haziran'da A daha sıcak ama Burası daha soğuk olacak 21 Aralık'ta. Çünkü tam tersine geliyoruz. O zaman e, buradaki soğuk olan yerde de en büyük alanı taramıştır şeklinde ce cevap verebiliriz. Çünkü ne kadar büyük alansa o kadar eğiktir, o kadar da soğuktur diyoruz. O zaman A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde cevaplayabiliriz cevabımızı. Kistik fibrosis kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığınız çocuklarda ortaya çıkma ihtimali akraba evliliklerinde 1 bölü 40 oranındayken e, aralarında akrabalık bağı olmayan evliliklerde ise 1 bölü 600'dür. Yani akraba olunca bu hastalık daha oransal olarak daha yatkınmış çıkmaya daha meyilliymiş. Yani e, bu daha büyük bir oran. 1 bölü, 40, 1 bölü 600 e çok daha büyüktür. Bunu unut, unutmayalım kesirlerdeki büyüklük sıralamasında. Buna göre verilenden hangileri doğru demiş. Akraba evliliği yapan bireylerde kalıtsal hastalıkların görülme oranı daha yüksektir. Evet doğru diyebiliriz. Çünkü 1 bölü 40 1 bölü 600'e göre daha büyük bir orandır. Yani 40 insandan bir tanesine ortaya çıkıyor akraba evliliklerinde, burada ise 600 insandan bir tanesine ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu daha büyük bir e, olasılık. Akraba olan bireylerin genetik yapıları diğer insanlara göre daha çok benzerlik gösterebilir. E, bunu söyleyebiliriz. Hangileri doğru? Çünkü zaten genetik yapılar birbirine daha fazla benzer gösterince bu akraba e, evlilikleri yüzünden ortaya çıkan kalıtsal hastalıkların şansı artıyor. Bütün akraba evliliklerinde doğacı çocukları kalıtsal hastalık görülür. Hayır öyle bir şansı yok. Öyle bir e, olay da yok. Ama daha büyük şansla kalıtsal hastalık görülebilir diyoruz. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olduğunu C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman hepinizi şimdi meydan okuma testine bekliyoruz. Yazılı son yazılı meydan okuma testi de birinciden birinci yazılı meydan okumaları. Tats uygulamasında meydan okuma kısmında yazılı meydan okuması kısmına girdiğiniz zaman hemen buradan çözebilirsiniz diyorum ve Tekrar söylüyorum bütün kamp programımızda teker teker bütün yazılığa gelecek ve bunu yaparken en büyük yardımcılarımız tabii ki yazılı denemelerimiz ve yazım notlarımız bunların hediye olduğu şampiyon paketini de ihmal etmeyin. Bununla da alakalı bir sürü sorumuz var. Bunun içerisinde yüzlerce, binlerce soruyla kesinlikle hem LGS'ye hem de okul sınavlarımıza hazırlanacağız. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.